Divan, Sayın Başkanımıza nazik davetinden dolayı öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir toplantıya bizi de onurlandırmış oldu davet etmekle. Sizlere sözlerime başlarken saygılar sunuyorum. Şimdi az önce başkanımız güzel fikirler ifade ettiler. Ben de bu Akçabat'ın gelişmesi, güzelleşmesi, zenginleşmesi açısından birkaç gündemdeki konularla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi bizim Samsun'dan Sarp'a kadar yürüttüğümüz Yeşil Yol diye bir projemiz var. Aşağı yukarı 2500 kilometredir. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yaylı yollarını birleştirip belki 100-200 metrelik çevresini de kanuni bir formatla insanımızın hizmetine sunmak şeklinde. Fakat birinci aşaması yolların kalitesini yükselterek yani yol ağını birbirine bağlayıp yaylalara çıkan birisi tekrar aşağıya inmeden istediği Samsun Artvin arasındaki bu güzergahta bu yaylardan istifade edilmesi lazım. Az önce başkanımız bir fikir ifade etti. Akçabat sadece turizm gelirinden dahi ekonomik durumunu düzeltebilir. Doğru. İnanın ki bu güzellikler başka yerlerde bulmak çok zor. Bugün insanlar eğer siz aklınızı doğru kullanırsanız mutlaka kazanacak olduğunuz yolların açık olduğunu gösteriyor. Nasıl? Turizm işte bu. Gelip burada bir gece, iki gece, üç gece, beş gece kalmak istiyor. Neden? Burası yemyeşil. Şimdi bakın rahmet yağıyor ama yeşillikler devam ediyor. Buna da insanların ihtiyacı var. Dolayısıyla bu projeyi sizlerle paylaşmak istedim. Son durumunu biz önceki gün o toplantıyı yaptık. Bakanımız Cevdet Yılmaz'ın ve milletvekillerimiz bu Samsun'dan Artvin'e kadar Gümüşhane Bayburt dahil bir araya geldik ve bu projenin hayata geçmesi için atılması gerekli olan adımlar maddi finansı yapılmıştır. Yani şu anda başlamadı. Evvelki yıldan beri biraz geçmişi fazla fakat maddi olarak valilikler eline verilen direkt nakit desteğiyle birlikte bu proje yürüyor. İkinci olarak üniversiteyle alakalı bizim burada kurduğumuz bir yaklaşım var. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni dünya üniversiteleri içerisinde yüksek standarda çıkartacak bir yaklaşım. Yani bazı fakülteler Karadeniz Teknik Üniversitesi içerisinde kalıp diğer birimlerin Söğütlü'deki kampüs esas olmak üzere bir üniversite içerisinde toplanması. Buradaki sıkıntı şu oldu, yani engel anlamında. Öğrenci sayısı az, 55 bin civarında şu anda bizim üniversitemizin. Öğrenci sayısı bunun 80 bini aşması deniyor. Neden? Bu üniversiteden, Rize'den, Gümüşhane'den ta Giresun, Ordu'ya kadara üniversiteler kuruldu. Dolayısıyla öğrenci sayısında azalma oldu. Ekonomik olarak bir üniversitenin kabul edilebilir bir potansiyele erişmesi 40-50 bini geçmesiyle oluyor. Siz eğer bunun altındaki bir rakamla üniversite kurarsanız bu çok uygun olmuyor. Ha, biz de yaptık. Onu da söyleyeyim. Türkiye'de aşağı yukarı şu 12 yılda 99 tane üniversite kurdu. Yani 75'lerden 76'lardan 175'e çıktı. Bu doğru bir politikadır. Her insanın kendi şehrinde eğitim görerek hayata atılabilecek seviyeye gelmesinin yolları açıldı. Bir toplumun eğitim seviyesi ne kadar yükselirse o toplum daha hızlı kalkınabilmekte, gelişebilmekte, zenginleşebilmekte. Bu politika doğrudur. İnsanın yetişmesi o ülkenin de kalkınmasına en büyük etki yapan faktörlerden birisi olmakta. Yani biz bunu daha önce Akçabat merkez olmak üzere Fatih Eğitim Fakültesi kampüsü bir üniversite kurulmasını planladık ama karşımıza çıkmış olan bu öğrenci sayısıdır. Şu anda onun başka türlü engeli yoktur. Yani neden
şu anda imkanınız var, bunu devreye sokmuyorsunuz. Geldiğimiz nokta bu. Ha, bugünkü şartta budur, yarın değişebilir. Değişebilir, değişebilir. Siyasette değişimsizlik olmaz. Bugünkü çizgi budur, fakat diyelim ki önümüzdeki yıl veya ondan sonraki yıl o çizgi aşılır, bakarsınız ki yeni bir noktaya gelir. Benim de kanaatim şudur. Akçaabat merkez olmak üzere Trabzon'daki birçok birimin buraya bağlı olarak bir üniversite şeklinde düzenlenmesi doğru bir yaklaşımdır. Şimdi tabii böyle bir paydaşlar toplantısı şeklinde böyle bir toplantıyı düzenlemek doğru bir akıldır. Ben tebrik ediyorum Sayın Başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerini. Neden? Herkes kendi açısından olaya bakıyor. Yani herhangi bir ticaretçinin bakış açısı başka olur. Sanayicinin bakışı başka olur. Eğitimcinin bakışı başka olur. Veya diğer birimler bir araya gelindiği zaman buradan ortaya çıkacak olan, önemli olan buraya hizmet etmektir. Kıymetli fikirleriyle buranın gelişmesine, güzelleşmesine ve zenginleşmesine katkıda bulunanlara ben teşekkür ediyorum. Bize de söz hakkı verdiği için Sayın Başkanımıza ve Divan'a teşekkürlerimi sunuyor. Sizlere hayırlara vesile olsun bu çalışmalar diliyor. Saygılar sunuyorum.